Yavaş yavaş başlayalım. Evet, matematik kitabımızı açıyoruz çocuklar. Sayfa 152'yi açalım. 152. 1, 5, 2. Matematik kitabı sayfa 152. Bir, beş, iki, 152. Ben de açıyorum. Matematik kitabı sayfa 152. Evet, sayfa 152 açıyoruz. Ben de açıyorum. Evet, sayfa 152'yi açtık. Kendimizi değerlendirelim bölümü var çocuklar. Bunlardan bazı soruları çözeceğiz. 152, 153'te bazı sorular çözeceğiz paralarla ilgili. Şimdi çocuklar, paralar konusunu da bitiriyoruz. Artık bu ikinci kitabımızı bitireceğiz. Haftaya üçüncü kitaba geçeceğiz. Hatta yarın bile geçebiliriz. O yüzden üçüncü kitaplarımızı hazır edelim bu arada. Üçüncü kitabımızda da çarpmalar konusuna geçeceğiz. Çarpmalar konusuna geçeceğiz. O yüzden bu hani... Öğretmenim, Şimdi ikinci kitaptayız. İkinci kitapta sayfa 152'deyiz. Şimdi çarpmalar konusunu daha iyi anlayalım. ben çarpma konusunu çok iyi biliyorum. Tamam kızım, bir dakikacık dinle. Çarpma konusunu daha iyi anlayabilmemiz için sene başında gördüğümüz bu ritmik saymalar var ya, 2 2'ye 20'ye kadar, 3 3 30'a kadar, 4 4 40'a kadar, 5 5 50'ye kadar çalışıyoruz, tamam mı, haftaya kadar. Tekrar söylüyorum, 2 2 saymaları, 3 3 saymaları, 4 4 saymaları, 5 5 saymaları çalışıyoruz. Şimdi sayfa 152'ye bakacak olursak çocuklar, kendimizi değerlendirelim bölümü var paralarla ilgili. Çözebildiğimiz kadar çözüyoruz. Şimdi verilen paraların içinde kaç tane 5 TL var, onu bulacağız. 10 TL'nin içinde nokta nokta tane 5 TL vardır. Sizce kaç tane 5 TL vardır? Yazalım veya parmak kaldıralım. 10 TL'nin içinde nokta nokta tane 5 TL var. 10 TL'de kaç tane 5 TL var? Kim söyleyecek? TL'nin içinde kaç tane 5 TL var? Hatice? İki tane öğretmenim. 2 tane. Cennet 2 demiş, Mert 2 demiş, Zerrin 2 demiş, Zerrin 2 demiş, Muhammed 2 demiş, Zeynep 2 demiş. Evet, 10 TL'nin içinde 2 tane 5 TL vardır, değil mi? 2 tane 5 TL 10 TL yapar. Evet. B'ye geçtik. 20 TL'nin içinde kaç tane 5 TL vardır? Kim söyleyecek? 20 TL'nin içinde kaç tane 5 TL var? Hatice? 4 tane öğretmenim. 4 tane. Zerrin 4 dedi. Habib 4 dedi. Başka söylemek isteyen veya yazmak isteyen, hızlı gidelim. Muhammed 4 dedi. Zeynep 4 dedi. Mert 4 dedi. İbrahim Korkut 4 dedi. Evet, 20 TL'nin içinde de 4 tane 5 TL var, değil mi? 4 tane 5 TL 20 TL yapar. Peki 50 TL'nin içinde kaç tane 5 TL var? TL'nin içinde kaç tane 5 TL var? Kim söyleyecek? Hasan? 10 TL Aferin. öğretmenim. 10 tane.
10 tane saat. 10 tane öğretmenim. 10. Cevap yazanlar da gelin. Zerrin 10 demiş. Havin, Leyla, Zerrin ve Halil, Cennet, İbrahim. Evet, 10 tane 5 TL var değil mi? Yani 10 tane 5 TL'yi biz toplarsak 50 TL yapar. Evet, bu bölümü yaptık. Geçiyoruz. İkinci soruya. 10 TL'nin içinde kaç tane 1 TL var? 10 TL'nin içinde kaç tane 1 TL vardır? 10 tane demiş. Adı üstünde değil. 10 TL, 10 tane 1 TL'den oluşuyor. Abi 10 demiş. Muhammed 10 demiş. Cennet 10 demiş. Mert 10 demiş. Evet. 10 TL'nin içinde 10 tane 1 TL var değil mi? 10 tane 1 TL'yi de alırsak 10 TL yapar. Hasan, kaç tane 1 TL var? 10 tane. 10 tane 1 TL var. Evet. B'ye geçelim. 15 TL'nin içinde kaç tane 1 TL var? 15 TL'nin içinde kaç tane 1 TL var? Kim söyleyecek? Muhammed 15 demiş, Cennet 15, Habin 15, Hatice 15, Halil yok oradaki. Halil 15 demiş. Sarp? 15. 15 tane 1 TL vardır değil mi? Siz de hemen yazın. Peki son soru. 50 TL'nin içinde kaç tane 1 TL vardır? Adı üstünde 50. Kim söyleyecek? 50 TL'nin içinde kaç tane 1 TL var? Sarp? 50 öğretmenim. 50. Hasan? 50. Abi sesi bak. 50. Tane. 50 tane öğretmenim. 50 tane. Evet. Mesaj yazanları da görüyorum çocuklar. Görmüyorum zannetmeyin. Okuyorum mesajları da. Burada kendim okuyorum. Tamam. Sayfa 152'deyiz. Evet. Üçüncü soruya geçtik. Hemen hızlı hızlı geçelim ki çocuklar vaktimiz olsun. Üçüncü soruya geçtik çocuklar. 1 TL'nin içinde kaç tane 50 kuruş vardır? Öğretmenim, bitiremedim. Tamam, sonra yazarsın Cem. Sen sonra geldin, şimdi geri dönemeyiz. Sen videoyu izle. 1 TL'nin içinde kaç tane 50 kuruş vardır? Kim söyleyecek? Kaç tane 50 kuruş 1 TL yapar? Kaç 50 kuruşu alırsak 1 TL yapar? 1 TL'nin içinde kaç tane 50 kuruş var? Hatice? İki tane öğretmenim. İki tane. İbrahim 2 yazmış, Cennet 2 yazmış, Azra 2 yazmış, Muhammed 2 yazmış, İbrahim 2 yazmış, Leyla 2 yazmış. Evet, iki cevap. İki tane 50 kuruş var. Sarp sen de söyle hadi. İki. İki. Tamam. Dördüncü soruya geçtik çocuklar. 50 kuruşun içinde kaç tane 25 kuruş vardır? Yani kaç tane 25 kuruş 50 kuruş eder? Kim söyleyecek? İbrahim 4 demiş. 4 mü acaba? Elli kuruşun içinde kaç tane 25 kuruş vardır? Kim söyleyecek? İki tane 25 kuruş demiş. Abi iki tane yani. Başka söylemek isteyen? Hasan? İki tane. Evet. Hatice? İki tane öğretmenim. Bir tane Cennet 2 dedi, Leyla 2 dedi, İbrahim 2 dedi, Zeynep 2 dedi, Zeynep 2 dedi. Sarp?
İki. Evet, iki tane 25 kuruş 50 kuruş eder değil mi? İki cevabımız. Beşinci soruya geçtik. 25 kuruşun içinde kaç tane 5 kuruş vardır? Yani kaç tane 5 kuruş 25 kuruş eder? 5, 10, 15, 20, 25 diye sayarsak da buluruz. Kaç tane sarf? Evet sarf. 100 tane. 100 mü? Kapat mikrofonu. Bak 25 kuruşun içinde kaç tane 5 kuruş var? Kaç tane 5 kuruşu toplarsak 25 kuruş eder. 5 demiş İbrahim. Cennet 5 demiş. Zeynep 5. Muhammed 100 değil. Sarp 100 değil. Zerrin 5 demiş. Hasan 5 demiş. Evet 5 tane. Nasıl anladık 5 olduğunu? Bakın sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25. 5 tane 5 kuruşu topladığımızda 25 kuruş olur. 5. Öğretmenim ben yanlışlıkla en sonuncu soru zannetmişim. Aa, yok. Şimdi en sonuncu soruya geçiyoruz. Onda da 100 değil cevap. 1 TL'nin içinde kaç tane 10 kuruş vardır? Öğretmenim. Efendim Ayaz. Ya benim yine siz yine ekran açık gibi ekran gözükmüyor. Sadece siz gözüküyorsunuz. Tamam bir Ayaz. Kaldı. Tamam Ayaz. Yapabileceğim bir şey yok. Benim yapabileceğim bir şey yok yani. Ne yapabilirim? Şu anda evine gelip de düzeltecek halim olmadığına göre veya şarjada kaçacak halim olmadığına göre lütfen dersimizi bölme. Mikrofonu da kapat. Evet, 1 TL'nin içinde kaç tane 10 kuruş vardır? Son sorudayız. Bu sayfanın son sorusundayız. 1 TL'nin içinde kaç tane 10 kuruş var? Ayaz mikrofonunu kapat. Ayaz mikrofonunu kapat. Hasan? 10 tane. 10 tane 10 kuruş 1 TL mi yapar? 10 dedi başka cevap. Avin 10 demiş, Cennet 10 demiş, İbrahim 10 demiş, Leyla 10 demiş, Zeynep 10 demiş, Zerrin 10 demiş. Evet 10 tane değil mi? 10 tane 10 kuruşumuzu toplarsak 100 kuruş yani 1 TL yapar. Ne demiştik? 100 kuruş 1 TL demektir. 10 tane 10 kuruşumuz 100 kuruş yapar. O da 1 TL'ye eşit. Cevap 10. Evet çocuklar sayfa 153'e bakıyoruz. Sayfa 153'e bakıyoruz. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Sayfa 153 ödev. Sayfa 153 ödev çocuklar işaretleyin. ...153 ödev. Geçiyorum sayfa 153'ü. Evet. Sayfa 154'e bakalım. Burada bölüm değerlendirme testimiz var. Mikrofonumuz kapalı olsun lütfen. Bölüm değerlendirme testimiz var sayfa 154'te. Şimdi... Başlayalım birlikte çözelim. Süremiz yettiği kadar birlikte çözeceğiz. Sayfa 154'teyiz. Birinci soru. Yandaki cüzdanda kaç TL var? Kim söyleyecek burada kaç TL olduğunu? 3 mü 4 mü 5 mi? Bu cüzdanda kaç TL var? Kim söyleyecek? Hemen söyleyelim. Mesaj yazalım veya parmak kaldıralım. Bu cüzdanda kaç TL var? Sayfa 155'teyiz. Yok 154'teyiz. Pardon. 154'teyiz. Hatice 5 demiş. Muhammed 6 demiş. Mikrofonunu kapat. Cem mikrofonunu kapatır mısın? Lütfen. Cennet 5 demiş. Halil 5 demiş.
Evet. Cüzdanda kaç TL var? 5 dedin. Sayıyorum. 1, 2, 3. Burası 3 TL yapar. Bu 4 tane 25 kuruşta 1 TL yapar. 4, 2,50 kuruşta 1 TL yapar. 5, yani 3, 4, 5 TL toplam. Cevap 1, C. Birinci sorunun cevabını C olarak bulduk. C 5 olarak bulduk. 6 değil, 5. Bak burası 3. Burası da 1 TL yapıyor, 4. Burası da 1 TL yapıyor, 5. Çünkü 4,25 kuruş 1 TL yapar. 2,50 kuruş 1 TL yapar. Cem mikrofonu kapatabilir misin? Ha, kapandı şimdi. Tamam. Evet, 5 TL olarak bulduk. Birinci sorunun cevabı C. Kumbaradaki parayı saydık. 1, 2, 3. 4 tane 25 kuruş 1 TL'di. 4. 2,50 kuruş da 1 TL'di. 5. Cevap C5. Evet, ikinci soruya bakalım çocuklar. Kumbaramda 2 tane 5, 2 tane 10, 1 tane 20 TL vardır. Kumbaramda kaç TL vardır diye soruyor. Şimdi toplayacağız. Bir düşünün bakalım sizde cevabı kaç olabilir? 2 tane 5 TL varmış. 2 tane 5 TL varmış. 2 tane 10 TL, 1 tane 20 TL var. Kumbaramda kaç TL var? Cevabınızı bekliyorum. Cevap A demiş Cennet. Muhammed 50 TL demiş. Yani A demiş. Başka cevap vermek isteyen Zeynep 50 dedi. Başka cevap vermek isteyen ikinci soruya. 2 tane 5 TL, 2 tane 10 TL, 1 tane 20 TL varmış kumbaramda. Toplam ne kadar param vardır diye soruyor. İbrahim 50 dedi. Zerrin A dedi, yani 50. Evet, topluyorum. Bakın çocuklar nasıl topladığıma. Bir tane 20 TL var değil mi? 20 TL'yi aklımızda tutalım. En büyük paradan başlıyorum ben saymaya her zaman. Burası 20 TL. Bir tane 20 TL ne yapar? 20 TL yapar. 2 tane 10 TL demiş. 2 tane 10 TL'de ne yapar? 20 TL yapar. 2 tane 5 TL demiş. 2 tane 5'lik ne yapar? 10 TL yapar. Toplayalım. 20, 20 daha 40. 10 daha 50. 50 TL. Yani cevap A. A'da bize 50 gösteriyor. O yüzden cevap A. İkinci sorunun cevabı da A. 3'e geçtik çocuklar. Manav bir kasa portakal için 16 TL ödedi. Cebimde 3 TL kaldı. Cebinde 3 TL'si kaldı. Buna göre manavın portakal almadan önce kaç TL'si vardı? Şimdi manavın cebinde birazcık para var. Ne kadar parası olduğunu bilmiyoruz. 16 TL ödemiş. Yani parası 16 TL azalmış. Cebinde 3 TL'si kalmış. Başlangıçta portakal almadan önce kaç TL'si vardı? Muhammed 19 dedi. Düşünelim, başka cevap verelim. Öğretmenim, bitiremedim. Tamam. Bekliyorum. Öğretmenim, İkinciyi söyledik. A'dır cevap. 2A. Muhammed 19 demiş, Havin 19 demiş, Halil 19 demiş, Cennet 19 demiş.
Evet, 19 dediniz. 16 ile 3'ü topluyoruz. 19 deyin. Çünkü 16 TL vermiş zaten. 3 TL de cebinde kalmış. 16 ile 3'ü toplarsak başlangıçta 19 TL parası vardı değil mi manavın? 16'sını ödedi. Cebinde 3 TL kaldı. Yani cevap C 19. İbrahim Korkut mikrofonunu kapatır mısın? Evet, dördüncü soruya geçtik çocuklar. 4 ile 5'i siz yapın. Bekliyorum. Herkes yapsın 4 ile 5'i. Cevabını bulsun. Sonra birlikte çözelim. Herkes 4 ile 5'in cevabını bulsun. Dördüncü sorunun cevabını bulabilen var mı? Dördüncü sorunun cevabı çıkıyor mu? Öğretmenim, ikisini de yaptım ben. Tamam. Dördüncü sorunun cevabını ne buldunuz? İbrahim Korkut. Ama seçeneklerde 23 yok. Hatice sen kaç buldun? 23 öğretmenim ama benimki kitabımda 23 vardı. Ha, var mı sende 23? Öğretmenim bende de var. Öğretmenim bende de var. Öğretmenim 23 var. Bende de var. Ha, tamam. Bende de var. Benim kitabımda yok, sizde düzeltilmiş demek ki. Güzel o zaman. Tamam. Öğretmenim. Öğretmenim bende yok. 18'in yerine 23 geldik. Tamam. Olmayanlar 18'i silsin, 23 yazsın üstüne, onu işaretlesin. Cevap 23 çünkü. Tamam mı? Nasıl bulduk cevabı? Bize ne demiş? Bir kitabın fiyatı 36 TL demiş. Ege'nin cebinde ise 13 TL var. Buna göre Ege'nin kitap alabilmesi için kaç TL'ye ihtiyacı vardır? Kaç TL'ye ihtiyacı olduğunu bulmak için kitabın parasından 36'dan 13'ü çıkartırız. 6'dan 3 çık. 3. 3'ten 1 çık. 2. 23 cevap. Bende yok 23 cevabı. Olmayanlar 18'i silsin, üstüne 23 yazsın, onu işaretlesin. Bak ben öyle yapıyorum. 18'i sildim. 23 yoksa eğer seçeneklerimiz arasında. 18'i 23 yapın. Öğretmenim, sizde yanlışlık. Evet. Çünkü kitap yanlış olabilir. Evet.
Son sorudayız çocuklar. Bu soruyu da çözüp dersimizi bitireceğiz. Beşinci sorudayız. Yanındaki paralarla tanesi 50 kuruş olan şişe suyundan kaç tane alınabilir? Diyelim ki cüzdanımızda bu kadar para var. 2,5 TL var. 2, bu da 50 kuruş. 2 TL 50 kuruşumuz var. Gittik su almaya, hepsine su alacağız. Suyun tanesi 50 kuruş. Kaç tane alabiliriz? 50 kuruş olan sudan kaç tane alabiliriz? Öğretmenim 5 tane alabiliriz. Parmak kaldır Mert veya mesaj yaz. Hatice 5 demiş, Zeynep 5 demiş, Cennet 5 demiş. Başka cevap olan. Havin? Dört tane alabilir. Dört mü? Cem 5 demiş, Zerrin 5 demiş, Halil 5 demiş. İbrahim Korkut. Öğretmenim 50 kuruş olan sulardan 2,5 lirayla 5 tane alabiliriz. 5 dedin, tamam. Muhammed 5, Leyla 5, Halil 5. Şimdi düşünelim. Suların tanesi 50 kuruşmuş değil mi? Buna bir tane alır zaten. Bu paraya bir tane aldı. Tamam mı? Bir burada var. Şimdi 1 TL'de 2 tane 50 kuruştan oluşmuyor mu? O zaman 1 TL'ye 2 tane alabilir. Buna 2 tane alabilir. Buna da 2 tane alabilir. Çünkü bunlar 1'er TL. Yani 2 buna, 2 buna, 1 buna. 2, 4, bir de bu 5. Cevap 5. Çünkü 1 TL 2 50 kuruştan oluşur. Yani 2 sudan oluşur diye düşünürsek. 2 su bu, 2 su bu 4, bir su da bu 5. 5 tane su alabilir. Evet çocuklar. Cevap bulduk 5. Evet, bir sonraki sayfa, sayfa 155, ödev işaretleyelim. Sayfa 155 ödev. 154'ü çözdük. Sayfa 155 ödev. Evet çocuklar. İkinci kitabımızı bitirdik. Daha bitirmedim dersi. Abi, bekle. Matematik ikinci kitabı bitirdik. Yarından itibaren matematik üçüncü kitaba geçeceğiz. Herkesin üçüncü kitabı var değil mi? Üçüncü kitabı olmayan var mı? Herkesin evet, var mı? Evet öğretmenim. Herkesin var. Pardon, evet, evet öğretmenim. Evet. Üçüncü kitabı olmayan var mı? Benim var. Bir bakayım. Benim üçüncü kitabım var. Benim. Benim de var. Tamam. Bir saniye susun. Bir saniye susun. Benim. Tamam. Bir saniye susun. Bir şey söyleyeceğim. Herkes matematik üçüncü kitabını yarına kadar buluyor. Tamam mı? Bekle bir şey söyleme. Olmayanlar bana WhatsApp'tan ulaşsın. Bulamayanlar olmayanlar bana WhatsApp'tan ulaşsın. Gerçi yapabileceğim bir şey yok. Okul şu an kapalı ama bir düşünelim. Herkes bir üçüncü kitabı bulmaya çalışsın. Bir de bugün evde 2-2-3-3-4-4-5-5 ritmik saymaları yapıyoruz. 2-2-20'ye kadar, 3-3-30'a kadar, 4-4-40'a kadar, 5-5-50'ye kadar ritmik saymaları yapıyoruz. Nasıl? Bak, yüksek sesle tekrar ediyorsunuz. 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20. 3-3 yapıyorum. 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30. 30'a kadar yaptım. 4-4-40'a kadar 4-8-12-16-20-24-28-32-36-40. 5-5 sayıyorum. 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60. Bu 2-2-3-3-4-4-5-5 saymaları bugün tekrar ediyoruz. Ve üçüncü kitabı buluyoruz. Matematik üçüncü kitap herkeste olması lazım. Ben sene başı herkese dağıttım. Bir dakika bir dinle. Herkes bir bulsun, bulamadıysanız WhatsApp'tan bana ulaşın. Şimdi 15 dakika ara vereceğiz ve Türkçe dersi yapacağız.
Görüşürüz. Öğretmenim ben çok...